bir yaklaşım hissediliyor konuşmalarda. Rahatsız ediyor mu sizi bu yaklaşım? Ya da nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Biz mi yanlış anlıyoruz, gazeteciler olarak yanlış görüyoruz acaba? Yani son dönemde bir diyalog noksanlığı var. Bu da uzun bir dönemden beri. Yani dolayısıyla herhangi bir TÜSİAD'tı, TOP'tu, herhangi bir kurumda çıkıp bir şeyler söylediği zaman yanlış anlaşılıyor, tenkit ediliyor diye anlaşılıyor ve susturuluyor. Ve dolayısıyla da bu diyalog uzun bir zamandır kopmuştu. Ama son dönemde görüyorum ki bu diyalog tekrar başladı. Sayın Unakıtan'ın başkanlığında toplantı yapıldı. Hocanın başkanlığında toplantılar yapıldı. Ve bu diyalog tekrar kurulmaya başladı. Ve burada iş dünyası, finans dünyası, sivil toplum örgütleri hükümet iç içe girip çok bundan evvelki krizde olduğu gibi, yani bir 2000 krizinde ben TÜSİAD'da başkandım. Ve o dönemde çok yoğun hükümetle ilişkimiz vardı, bakanlarla ilişkimiz vardı. Her gün toplanıyorduk. Sayın Derviş bizi devamlı topluyordu, dinliyordu. Bu hükümet iktidara geldiği dönemin başında bu diyalog çok kuvvetliydi. Ama son dönemde azaldı. Yani temennim bu diyaloğun tekrar olması. Çünkü aynı gemideyiz ve herkes etkileniyor. Sayın Şahin Bey. Tabii iletişim çok önemli. İletişimin platformu önemli. İletişimde siz iletişimi kurarken bunu dinleyen, gören, seyreden ve bundan etkilenenlerin de psikolojisi çok önemli. Ben de Sayın Başkan'a katılıyorum. Son dönemde bilhassa bu iletişim çok iyi bir platforma geldi. Bundan sonra da öyle olmasını inşallah ümit ediyorum. Yalnız şunu da söylemek lazım. Demin başkan da onu söyledi. Biz aynı geminin yolcularıyız. Burada benim kameram çok güvenli, öbür kameralar su almış, önemli değil. Psikolojisi evet. Diye bir şey yok. Yani gemi beraber ya seyahat edecek, daha iyi ufuklara, iyi yerlere seyahat edecek ya da gemiyi kurtaramayız. Şimdi aynı şey demin Mehmet Ali de söyledi. Çok katılıyorum. Ve her kriz zamanında, ben 44 yaşındayım. Türkiye'de belki fazla kriz görmedim. 94'ü gördüm, 98'i gördüm, 2001'i gördüm. Şimdi 2007. Bana sorarsanız kriz 2006'da başladı. 2006'da başladı aslında bu kriz. Onu sonra tartışırız. Şimdi burada şuna bizi dinleyenlere de ve değişik sektörlerden olsun bütün izleyenlerden de şunu rica ediyorum. Etiketleme, sosyal etiketleme kadar kötü bir şey yok. Reel sektör bankacı. Bizim dünyamız onun dünyası. Türkiye'nin bugün kol kola vermeye, el ele vermeye, omuz omuza çarpışmaya ve şu dönemden beraber çıkmaya ihtiyacı var. Biz, siz diye bir şey yok. Bankacı bu krizden sonra da bankacılık yapacaktır. Müşterisine ihtiyacı vardır. Müşteri de bu krizden bankayla beraber çıkacaktır. Ondan sonra da bankacıya ihtiyacı var. Onun için el ele verelim. Süremiz bitti ama son... Birer cümlelik, son sözleri rica ederim Sayın Altın'da. Mesajlar zaten verildi. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ben sadece bu hükümete rastlayan bu kriz döneminde değil, bundan önceki hükümetlerde de krizlerin İstanbul'dan daha geç kabul edildiğini gördük. Onun için ben bu hükümete bu konuda herhangi bir eleştiri getirmek istemiyorum. Öyle, Ankara'da öyle bir algılama oluyor. Biraz daha geç kabul ediliyor. Ama önemli olan bu sürenin azaltılması, artı hiç olmazsa dinlemek, yani kabul etmek değil ama bu dinlemek, çünkü neticede biz reel sektörüz. Yani kasanın, dükkanın açıldığı, kasanın geldiği, alışveriş edildiği birinci noktalarız. Neyin ne olduğunu hemen anlıyoruz. Rahmetli ne diyordu? Elimiz taşın altında. Evet. Sakıp Bey'in sözü. Dolayısıyla evet, elimiz taşın altında. Onun için söylediklerimizi aynı gemide olan ve bu ülkenin menfaatine söylenen sözler olarak almak lazım. Eleştirilerimizi de olumlu eleştiri olarak görmek lazım. Bir cümle. Bir cümle. Son 4 senedir PricewaterhouseCoopers Avrupa'nın yönetim kurulundayım. Ben bu krize Türkiye'de yakalandığım için mutluyum. Sayın Uğur. Ben de zor günler bizi bekliyor ama
bütün artılarımız ve tecrübelerimizle bu krizden çok hasar almadan iyi bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum ülke olarak. Çok çok teşekkür ediyoruz hepinize. Ağzınıza sağlık. Hakikaten bu mesajlar Türk halkı açısından da çok önemli mesajlardı. Katıldığınız için bir kere daha teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Zannediyorum buradan çıkan mesajlar da çok önemli. Hükümet tarafından dinlenmesi gerekiyor. Şu anda Ankara'da Başbakan Başkanlığı'nda Nazım Ekrem ve Mehmet Şimşek bir toplantıdalar. Bakalım yansımaları nasıl olacak. Sizlere teşekkür ediyorsunuz ama siz bizden ayrılmıyorsunuz sayın seyirciler. Çünkü kısa bir reklam arası vereceğiz. Dönüşte görüşmek üzere. Hızlı büyüyen şebekeyle özgürce konuşmak için numaranızı değiştirmeden Vodafone'a geçin. Vodafone, anı yaşa. Bazıları zevk için yaşar, bazıları da zevk içinde.